1 Mart seçimlerinde gördük, bütün Kürdistan'da kayyumları süpürdük, gönderdik. Van direnişiyle de sokakta, sandıkta kazandığımızı sokakta savunduk ve kayyum yöntemini sokakta dağıtmış olduk. Şimdi hem Hilvan'da hem de Peri'de önemli bir merkez. Biz biliyorsunuz aynı zamanda Dersim merkezi aldık. DEM olarak yönetiyoruz. Halkımızla birlikte yönetiyoruz ve yöneteceğiz. Peri'de de halkımızla birlikte yönetmek için yeniden adayız ve bir aydır aktif bir çalışma yürütüyoruz. Sandık kurulu çalışmalarımız devam ediyor. Avukatlarımızın o gün bizimle olması, 6 avukatımızla beraber sandık güvenliğini sağlamak üzere, tabii ki birçok müşahidimizle sandık güvenliğimizi sağlamaya, sandık kurulu görevlerimizle verdiğimiz eğitimler ve hazırlıkla sandık başında olacağız. Ama sandık başına gitmeden önce tabii ki başta Peri halkımız olmak üzere, Dersimliler olmak üzere, hem diasporada olan, yurt dışında olan arkadaşlarımız, kent dışında olan arkadaşlarımız, Peri'de oturan arkadaşlarımızdan şöyle bir çağrımız var. Burası, yani birlikte yönetmek için DEM'e ihtiyaç var. Peri'yi daha üretken, daha yaşanabilir, daha sağlıklı bir bölge haline getirebilmek için DEM'e ihtiyaç var. 78 belediyemiz var ve bu 78 belediye ile başta Van, Ahmet ve Mardin Büyükşehir Belediyelerimiz olmak üzere her türlü destekle yanınızdayız dediler. Ama bunun için 2 dönem bizden gasp edilen kayyum saldırısıyla gasp edilen Peri'yi yeniden almamız lazım. Ne büyük yalanlara, ne işte kriminal, CHP'nin yaptığı kriminal faaliyetlere, kayyum atanacak, işte şu tutuklanacak, o bilmem ne olacak yalanına kanmayalım. Bunlar koca koca kriminal yöntemler. Gerçekten bunları kabul etmeyelim. AKP zaten gerçeği ortada. Hem Türkiye'de hem Kürdistan'da halk AKP'ye gerekli dersi verdi. AKP gerçeğini de hepimiz biliyoruz. Bu nedenle halkçı, emekçi, kadın yanlı, özgürlükçü, ekolojist seçenek DEM Parti'dir. Eş başkanlık sistemini DEM Parti uyguluyor. Kadın iradesinin yaşam bulduğu yer DEM Parti'dir. O nedenle DEM Parti demek, DEM Parti ile kenetlenmek. DEM Partili olmayabiliriz. Ama gerçekten hizmet almak istiyorsak, sosyal belediyecilik istiyorsak, birlikte yönetmek istiyorsak ve hiçbir ayrımcılığa maruz kalmadan hizmet almak istiyorsak DEM Parti diyelim. Bütün Perili halkımıza çağrımız. Birçok kentte çalışmak zorunda kalan, eğitim için giden genç arkadaşlarımız var. Biz yaklaşık 15 gündür daha da yoğunlaştırmış olduk taşımalı seçmen çalışmasını. Bu dışarıda olan bütün arkadaşlarımızın buraya gelmesini istiyoruz. Evet, bir günüm, yani çok yoğun olabiliriz. İş yerlerinden izin alamayabiliriz. Ama biz 5 yıl için kaderimizi belirleyeceğiz. Yani yerel yönetimler açısından ifade ediyorum. Bu çok kritik bir seçim. Nasıl 78 belediyemizi irademizle aldıysak Peri'yi de almak istiyoruz. Tabii ki Hilvan'ı da almak istiyoruz. O nedenle Peri'de oturan, Peri'li olan arkadaşlarımızı buraya gelmeye, bir gününü gerçekten bu 5 yıl için irade kullanmaya çağırıyoruz. Ve bu konuda elimizden gelen her şeyi yapacağız. Gereğini yapacağız. Biz alacağız, getireceğiz arkadaşlarımızı ve tabii ki bulundukları kentlere yeniden göndereceğiz. Birbirimize güvenelim. Arkadaşlarımıza, komşumuza güvenelim. DEM güçlü bir parti. DEM halkçı bir parti. DEM emekçi bir parti. DEM yoksulluktan ezilenden yana bir parti. DEM Alevi'nin, Kürd'ün, Türk'ün, Çerkez'in, Pomağ'ın bir arada olduğu bir parti. O nedenle bu gerçekliğe güvenelim. Sorunları çözebiliriz. Kayyum kaygısına asla gerek yok. Kayyumu nasıl Van'da durdurduysak yine durdururuz. Ayrıca kayyum atayacak ne güçleri ne mecelleri de çok yok. Olursa da gereğini yapacağımıza inanıyoruz. O nedenle DEM etrafında kenetlenmeye, DEM'e güç vermeye, DEM'e destek vermeye, DEM'e oy vermeye çağırıyoruz.